şey abi. Yani 4 haftada bak, da 5 haftada tatava, turlar zengin olmayacak yani, zaten. Acayip yani. Tatava büyük lantana çıkar abi. Niye? Mart ayı diyorlar. Tamam baba, niye 1 Nisan değil diyecek şimdi. Bakacak fikstüre, ulan bizim 1 Nisan'da kritik bilmem ne maçımız var diye başlayacak. Bilmiyor musun onu Türkiye'yi? %100 öyle olacak, göreceksin. Kavga çıkar. Ben olur olmaz mı? Senin dediğin doğru olabilir. Hır çıkar ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Senin amacın ne? Tribünlere seyirci getirmek değil mi? Tekrar şu temaşa zevkini insanlara izlettirmek değil mi? Seneye futbolun, futbolun geride kalmış zaten. Futbol bitti neredeyse. Baksana kimse artık izlemez oldu. Tekrar seyirciyi tekrar tribüne çekmek değil mi? Amacımız bu değil mi abi? Futbol federasyonun amacı ne abi? Maçları oynatmak, kulüplere yardım etmek, kulüplerin önünü açmak, seyircilerin güvenli bir şekilde maçları seyretmesini sağlamak değil mi? Ben yaptım oldu. Ben almıyorum seyirci falan. Demek ki bu işler olmuyor. Abi hırgır çıkar diyorum ben. Çıkmaz sana. Niye çıksın ya? Seyirci gelecek diyorum sana. Adamlar özlemiş. Mesut Özil'i dünya gözüyle göreceksin. Mehmet Ayan ya. Yat kalk Allah'ına dua et ya. Bugün bu hafta bir Eyüp Sultan'a git ya. Yarın gelsene şey yarından sonra. Evet. İmza gelecek misin? Hayır. Hakikaten oldu mu? Gel bir Mesut'u bir dünya gözüyle gör ya. Daha önce görmüşümdür belki sahada Mesut'u. Gel bir Real Madrid formasıyla izlemişimdir belki. İşte Fener Mesut'u forması da izle bir de geldi. Hı? Dünya gözüyle bir gör diyorum sana. Ya Real taraftar, formasıyla da taraftar görmemiş. Görmemiş. Bırak hani İstanbul öyle ya da böyle görür. İmzaya gider, antrenmana gider, bir yerde görür. Anadolu'daki adam ne yapsın kardeş? Ben de taraftarım 5000. Yok tamamı 10.000 ev sahibinin olsun. Ben hepsine evet derdim. Çünkü seneye görsünler abi birbirlerini. Mesut Özil seneye de Fenerbahçe'de. Ondan sonraki seneye de Fenerbahçe'de. Ilgaz da %100 aynı kanal. Yani bırak bu sene o böyle başladı. Yani mesafeli bir şekilde bence ben tabii, de Emre Bolu'yu yavaş yavaş, yavaş yavaş yani, almamız yani, lazım. Çünkü ya. Şey gitti abi. Heyecan gitti. Yani seyrediyoruz. Saman başladı. Gibi maç seyrediyoruz abi. Açıyorsun televizyonu. Saman gibi maç seyrediyorsun. Yani orada bak şeyde olan misafir yöneticilerin bağırması bile insanın hoşuna gidiyor bazen ya. Çok böyle ortaya çıkıyor. Yani ne dedikleri çok belli oluyor ama. Ses yükselince kendimize geliyoruz değil mi? Tabii canım. Yani şu, baksana şu tribünlere. Şu güzelliğe baksana karşıya. Taraftarlı maç başka güzel. Yani. Orası kesin. Peki Pelkas'la ilgili arkadaşlarımız bir rakam ama, ekrana getirecekler şimdi. Amacımız şey değil yani. Kavga çıkar mı çıkmaz mı? İnsan yok şöyle olur böyle olur. Şöyle bitirelim bu konuyu. Kulüpler de isteyecek. Çünkü kulüplerin ben spordan biliyorum her hafta bilet kavgası yaşanıyor. Kulüpler çok rahatlayacaktır. O 5000. Kulüpler de buna çok sıcak yaklaşacaktır. Büyük ihtimal senin dediğin olacak. Mart'ta diyorlar. Mart'ta biraz daha normalleşince aşılar maşılar millet bir aşısı olsun. Kendine gelsin. Biraz daha normale geçeceğiz biraz daha inşallah. Normal. Artık tamamen normale dönelim abi. Pelkas. Son karşılaşmaları nasıl geçti? Arkadaşlarımız bir grafik hazırlamışlar. Kayseri Spor 1 asist. Erzurum Spor 1 gol 1 asist. Alanya Spor 1 asist, Kasımpaşa 1 asist, Gaziantep Futbol Kulübü 1 gol, Gençler Birliği maçı 2 asist, Göztepe maçı 1 gol. Her maçta gole etki ediyor. 7 maç 10 gole mi etki etmiş? Yok 7 maç 9 gol. 9. Abi çok özel oyuncu. Gerçekten... Bu alanda takımın lideri, takımda en fazla gole yani katkı sağlayan. Mesutsuz bir Fenerbahçe'de samimi söylüyorum ki bunu 11 Eylül'den beri buradayız, 11 Eylül'den beri söylüyorum. Yani Pelkas'ı koyarsın, arkasına Gustavo Ozan'ı koyarsan oyna devam. Öndeki 3 kişiyi Sinan'la bile döndürürsün yani. Mehmet Yam, röportaja zorunlu olarak geldim. Fenerbahçe'ye saygı istiyoruz, teşekkürler. Mehmet Ayan'a saygı istiyoruz, bir cümle mi bitirseydin? Yani bir şekilde Pelkas dediğin adamın arkasına koyacağın 2 tane 6 ve doğru 8 numara ya da 4-3-3 organizasyonuyla Fenerbahçe'yi bugünlere çoktan önceden taşıyabilirdi Erol Hoca. Ama kendi doğrularından ön tarafı da organize ederek ve Valencia'nın dönmesi en büyük olaylardan biri. Yani Pelkas bu kadar iyi oynuyorsa bence Valencia'nın ön tarafta yaptığı neredeyse bütün savunmaların, ön tarafta yaptığı bütün oyun organizasyonlarının çok katkısı var. Yani Pelkas'ı çok değerli buluyorum. Kesinlikle. Ama arkasındaki Ozan Gustavo ve önündeki Valencia, diğer iki role herkes bürünebilir. Samat da bile alternatif olabilir bu anlamda. Çünkü o da iki tarafta oynayabiliyor. Sinan, Samat da, Sisse, Diam... Hatta Adem'i kalsaydı Perotti 6 tane örnek saydım ama bu 4 oyuncu Fenerbahçe'de Mesut'suz konuşuyorum tabii kesinlikle bozulmamalıydı. Erol Hoca da bunu yaklaşık 6-7 haftadır buldu. Evet ve o doğru üzerinden devam ediyor. O doğru edelim. Üzerinden yola devam ediyor. Peki verdiğimiz son dakika üzerine İrfan Can Kahveci bir kez daha yineleyelim. Bir ay sahalardan uzak kalacak. Üst arka delisinde bir yırtık tespit edildi. Bunu birkaç dakika önce vermiştik. Sevgili Ilgaz, transferin yönünü sence değiştirecek mi? Yok, değiştirmez. Sonuç itibariyle iyi oyuncu için teknik direktörler her zaman yapılmasını ve beklemeyi tercih ederler. Alex Ferguson'da Ruud van Nistelrooy'u 1,5 yıl beklemişti. Hatta kendi özel sağlık ekibini yollayıp onun gelişimini yakından takip ettirmiş, sonra almış ve kendisi idmanlarda deneyerek transfer etmiş. Yani transfer ettikten sonra 1,5 yıl beklemişti. İrfan Can Kahveci gibi özel oyuncular için de bu hiçbir şey değiştirmez. Sonuç itibariyle Vedat da sakat gitti. Evet. Vedat da sakat gitti.
Onda da yırtık vardı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Yok acaba hani hadi sezon sonu çok acil o mevkiye oyuncu bekleyen takımlar acaba hadi sezon sonuna kalsın derler mi diye düşündüm sadece ama. Ha bu biraz ateşi söndürebilir mi? Belki. Sadece biraz şey düşer belki. Tansiyon ücret düşer. Ücret düşer, tansiyon ücret düşer. Başka hiçbir şey değişmez. Evet. Ben Başakşehir'in de İrfan Can'ın satılması taraftarı olduğunu düşünüyorum. Şu an itibariyle. Şu anki konjonktür itibariyle evet. Ama talep var. İddia yok. İddia yok, bir şey yok. Yani İrfan'ın sezon sonuna kadar Başakşehir'de kalmasının bir anlamı yok. Evet. Ki ikinci başkanları da Metropol Başakşehir'in geçen hafta başka bir televizyon programına bağlanıp bizim takasla makasla işimiz olmaz, parayı getiren İrfan alır demişti. Muhtemelen herhangi bir takas formülü olmayacak bu işte yani. İkinci başkanların söylemi o şekildeydi. Bir hafta sonra değişebilir mi? Türkiye burası. Takas formülü başta Galatasaray muhabiri ve yorumcu su arkadaşlarımız olmak üzere o wishful thinking diyor ya ecnebiler. Ulan böyle düşün öyle olsun muhabbetiydi yani. Yani her bu konu geldiğinde aynı şey cümleleri tekrar etmek istiyorum. Ya Başakşehir, AŞ. 7 tane ortağı var bu takımın. Bu 7 ortağın karı var, zararı var. Yani İrfan Can'dan 10 lira alacakken 5 lira artı Emre Bulu niye alsın adam ya? Ne olacağı belli mi? İnsan oluyorsun sonuçta. Sakatlanır, çapraz bağ kopar, bir şey olur. Bir de bugün birisi bir şey yazmış. 5 milyon euro artı bir sonraki satıştan %50. Satmadı. Ne yapacaksın abi? Ya da Başakşehir şunu diyebilir ya kardeşim. Bir sonraki satıştan %50. Euro 2020'de Şenol Hoca'nın önündeki listede ilk 11'den 4 oyuncu say desen biri İrfan Canken. Orada oynaması neredeyse garantiyken nefes alıyorsa İrfan orada oynayacak. Biz İnşallah. Niye kardeşim? Niye satalım Galatasaray'a 4.5 artı 5.5 saçmalıyor? Ben sabah bir tweet attım. Sonra Aspro sağ olsunlar bağladılar. Bir Fransa kulübü masada dün resmi görüşme yapıldı. O Fransa kulübü yarın veya yarından sonra itibariyle kararını verecek. İrfan Can iki alternatiften bir tanesi. Ben o Fransa kulübünün ismine gün içinde ulaşamadım. Fakat A Spor'da Zeki abi ısrarla dil dedi. Şimdi Rıdvan abi TV'de Marsilya demiş. Bilmiyorum ama. Dilde Türk gücü oldu ya. Fransa'nın, yani Fransız kulübünün olduğunu ben resmi olarak bildirdim ve biliyorum kimin olduğunu. Nereden geldiğini haberim biliyorum. Yani sonuç itibariyle orada şey yok. Üfürme bir şey söz konusu değil. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yapılacak o yarışta da sanki yarım adım mali olarak Fenerbahçe'nin önünde olduğu da bana gelen bilgiler arasında. Yani Fransız kulübü masada mali olarak Fenerbahçe'nin teklifinin cazip olduğu iddia ediliyor. Galatasaray'da zaten bugün 4.350'ye sezon sonunda Onyekuru'yu bırakmak şartıyla bilmiyorum vazgeçti mi? Ama Galatasaray vazgeçerse Galatasaray yönetimi büyük dayak yer taraftarında yani manevi anlamda. Çok büyük dayak yer. Hiç katılmıyorum. Bence, çok dayak yer. Yok canım para ne yapacaksın abi? Nasıl alacaksın? Abi beklentiye sokmayacaksın o zaman. İlk günden beri benim durdum. Beklentiye sokan ki yönetim değil.